İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van'daki şebeke planlı kentin gizemi çözülüyor. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ölümünden sonra Samvel Garabetyan'ı ödüllendirdi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı David Tonayan ile bir araya geldi. Lavrov, Suriye hükümeti ile muhalefet arasındaki çatışma sona erdi. Ermeni mayından temizleme uzmanları Suriye'ye 280 bin metrekarelik mayından temizlenmiş alanı teslim etti. San Francisco'daki Ermeni okuluna kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açıldı. Batı Ermenistan'daki Van'ın Arceş Erciş ilçesindeki Zernaki Tepe'de bulunan ve 2600 yıllık olduğu değerlendirilen şebeke planlı tarihi kent kalıntısının gizemi çözülüyor. 270 hektarlık alanda bulunan kent yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda ve 1,5 kilometre genişliğinde. Şehirde yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Rafet Çavuşoğlu şu bilgileri verdi. Batı Ermenistan'ın doğusundaki ilk şebeke planlı şehirdir. Burası bu açıdan çok önemli. Batı'da sahil kesimlerinde şebeke planlı arkeolojik verilerimiz var ama doğudaki ilk plan. Burada Urartular'a ait batı eteklerinde iki tane kaya mezarı var. Aynı şekilde yüzeyde yaptığımız araştırmada Urartu'nun Biyanili dediğimiz seramikleri var. Urartular'ın Ermenilerin atası olduğunu hatırlatalım. Başbakanın arabuluculuğuna dayanarak Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kültürün gelişimine katkıda bulunduğu gerekçesiyle bir dizi şahsiyetleri Moses Horanetsa adlı madalya ile ödüllendirdi. Anayasanın 136. maddesi uyarınca Başbakanın arabuluculuğuna dayanarak ve Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Ödülleri ve Onursal Ünvanları Yasasının 5.3 maddesini dikkate alarak bağımsızlık günü vesilesiyle kültürün gelişimine katkılarından dolayı ödüllendirilecek olan vatandaşlar. Mosis Horena tatlı madalya ile Samvel Karabetyan anıt uzmanı ölümünden sonra Liparit Sarkisyan çocuk yazarı Madlen Garagashyan gazeteci çevirmen Romanya Albert Muşeghyan edebiyat eleştirmeni çevirmen Vace Şarafyan besteci Haktanak Şahumyan ressam Hasmik Grigoryan Litvanya Ulusal Opera ve Balat Tiyatrosu solisti. Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayi Gardünyan 22 Eylül'de Yerevan'da Savunma Bakanlığı'nın idari kompleksinde Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Donayan ile bir araya geldi. Arsak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden Armenpor'a verilen bilgiye göre Devlet Başkanı Savunma Ordusu ile Silahlı Kuvvetler arasındaki yüksek düzeydeki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek dış güvenlik konularının hem Arsak Cumhuriyeti hem de Ermenistan Cumhuriyeti siyasi otoritelerinin ilgi odağı olduğunu vurguladı. Devlet Başkanı Harut Dünyan'a göre Ermeni ordusu bölgede istikrar ve barışın sağlanmasında kilit rol oynuyor ve bu bağlamda sürekli ve ortak çabalar sayesinde askeri yeteneklerinin sürekli olarak genişletilmesi gerekiyor. David Tonoyan, bakanlığa yaptığı ilk resmi ziyaret vesilesiyle devlet başkanını selamlayarak iki Ermeni devletin güvenlik sistemini eşgüdümlü ve koordinalı bir çalışma ile güçlendirmeye devam edeceklerine dair güvence verdi. Suriye hükümeti ile muhalefet arasındaki askeri çatışma sona erdi. Geriye kalan sıcak noktalar ise İdlib ve ayrılıkçı güçlerle birleşen Amerikan birliklerinin konuşlandığı Fırat ötesi bölgesi. Al Arabiya TV'ye verdiği röportajda Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hükümet ile muhalefet arasındaki askeri çatışma sona erdi. Askeri gerilimin ana kaynağı Hayat Tahrir Alşam grubu tarafından kontrol edilen İdlib bölgesidir ancak gün geçtikçe azalmaktadır dedi. Ona göre Suriye hükümeti ile muhalefet arasında çatışmalar yaşanmıyor. Personel Mayını Temizleme ve Uzmanlık Merkezi tarafından aktarılan habere göre Personel Mayını Temizleme ve Uzmanlık Merkezi uzmanları görevlerinin ilk gününden itibaren 280 bin metrekarelik alanı temizleyerek Suriye yetkililerine teslim etti. 21 Eylül'de Ermeni İnsanı Yardım Misyonu tarafından Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Halep vilayeti yetkililerine mayından arındırılmış toprakların resmi olarak devri Halep'te gerçekleşti. Halep makamlarına verilen mayın temizleme sertifikaları Benyamin yerleşim yerinin 96.485 metrekarelik tehlikeli alanın mayından arındırıldığını doğruladı ve ilerideki hedeflerin kullanımı için artık güvenli törene Halep Vali Yardımcılığının İcra Kurulu Üyesi Doktor Muhammed Kumit Asi Alşeyh, Ermenistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Armen Sarkisyan, Halep'teki Rusya'nın savaşan tarafları uzlaştırma merkezi liderliği, Ermeni Psikoposluk Önderliği, Halep Valiliği temsilcileri, İnsani Yardım Misyonu grubunun temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı. San Francisco'daki Gruzyan Zakaryan Vaspuragan Okulu'nun vandalizme maruz kalmasından bu yana daha bir ay geçmedi. Bugünlerde okul tekrardan hedef alındı. Polisin verdiği bilgiye göre cumartesi sabahı bir şahıs okul etrafına ateş açarak tabelaya zarar verdi. Saldırı sırasında yaralanan olmadı. Temmuz ayında San Francisco'daki Gruzyan Zakaryan Vaspuragan Okulu saldırıya uğramış, Duvarlara çirkin yazılar yazılmış ve Azerbaycan bayrağı çizilmişti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı topluluğun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Nusnagın Intpak İçere adlı eseri sunuyorum. Serin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.